Hoş geldiniz. Aleyküm selam. Şöyle buyurun bir fotoğraf çekilsin. Hoş geldiniz. Ama çok ama yani. Genel Başkan buradayız. Buradayız efendim. Genel Başkan. Evet. Biz bunu doldurtuyoruz. Evet. Yani şeyde hediye gelenler dağılıyor. Çalışanlar razı olsun. Teşekkürler efendim. Çok teşekkür ederim. Çok mahcup ettiniz. Şöyle alayım. Ben de böyle şey yapayım. Evet, buyurun. Buyurun. Şunu çıkar tabii tabii. Kıymetli basın mensupları, televizyonlarından ya da sosyal medya hesaplarından bizleri takip eden değerli vatandaşlarım, öncelikle sizleri ve İYİ Parti'mizin kıymetli Genel Başkanı Meral Hanım'ı ve tüm camiasını saygıyla selamlıyorum. Büyük Birlik Partisi olarak öncelikle şunu ifade edeyim ki, biz 15 Temmuz darbe gecesi sokakta kurulan ve daha sonra 2017 referandumu ve 2018 seçimlerinde de Cumhur İttifakı içerisinde yer almış ve bugün de bu duruşumuzu net bir şekilde muhafaza eden bir siyasi partiyiz. Ama Büyük Birlik Partisi aynı zamanda rahmetli Muhsin Yazıcıoğlu'yla birlikte ve ondan sonra da diğer siyasi partilerimizle de teröre bulaşmamış, terörle arasına mesafe koymuş, bütün siyasi partilerimizle de bugüne kadar millet meselelerini, ülke meselelerini, devlet meselelerini konuşmuştur. Bundan sonra da konuşmaya devam edecektir. Biz de bu anlamda Türkiye'nin önündeki meseleleri konuşmak için siyasi partilerimizle görüşüyoruz. Bundan içerisinde yeni anayasa var. Hükümetin gündeminde olan yargı ve ekonomi reformu var. Seçim kanunu, siyasi partiler yasası ve diğer bütün meselelerimizi de çok yakından istişare ettik. Zaten İYİ Parti'mizin çok değerli Genel Başkanı Meral Akşener Hanımefendi ile çok eskiye dayanan bir hukukumuz da var. Ben bu vesile bizim de ülküdaşımız, ağabeyimiz olan kıymetli ağabeyleri Nihat ağabeyi de rahmetle anıyorum. Çünkü bizim hukukumuzun oluşmasında da katkısı vardı. O bizi severdi, biz onu severdik. Doğrudur. Şimdi Büyük Birlik Partisi, özellikle bugünkü ziyaretimizin ana konusu yeni anayasa. Biz güvenliği, özgürlüğü, refahı ve tabii ki adaleti esas alacak bir anayasadan yanayız. Ve yine biz Türkiye'nin 1980 darbesini gerçekleştirenlerin yaptığı 82 anayasasından, darbe ürünü olan anayasadan da kurtulmasını kurulduğumuz günden beri ifade ediyoruz. Bugün bu kararlılığımızı devam ettiriyoruz. Bu anlamda daha önce de girişimler oldu. Hatırlarsanız 2009 yılında 61 madde üzerinde uzlaşılmıştı. Keşke tamamlanabilseydi. O süreçte kötü mü oldu? Yok, onu da bir kazanç olarak görüyoruz. Bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın bu konuda bir çağrısı oldu. Biz bu çağrıyı samimi ve desteklenmesi gereken, hatta onun öncesinde konuşulması gereken bir çağrı olarak görüyoruz. Büyük Birlik Partisi olarak da samimi buluyoruz ve destekliyoruz. Ve her şeyden önce de herkesin hiç kırmızı çizgilerini dile getirmeden, önceliklerini söylemeden önce konuşabilmeliyiz diyorum. Önce konuşabilmeliyiz. Çünkü bu çok önemli. Biz Büyük Birlik Partisi olarak yine burada toplumun hiçbir kesiminin ayrılmadan bu sürece katkı vermesini de arzu ediyoruz. Bakın kıymetli basın mensupları,
Türk milleti, Türk tarihine baktığımız zaman çok büyük başarılar imza attı. Bugün de atıyor işte dış politikadaki gelişmeler. Buna örnek gösterebiliriz. Büyük zaferlere imza attı ama maalesef anayasa konusunda çok da başarılı olduğumuz söylenemez. Yani senedi ittifaktan tanzimata, meşrutiyetlerden kanun esasiye, teşkilat-ı esasiye, 1921, 60, 82 anayasalarını hepsini incelediğimizde maalesef çok başarılı olduğumuzu ifade edemeyiz. Başaramaz mıyız? Elbette başarabiliriz. Türk milleti, şu andaki mevcut Türk siyaseti, Türk toplumu bunu başaracak güçtedir. Onun için biz diyoruz ki gelin hep birlikte elimizi taşın altına koyalım ve bunu başaralım. Yani bu mevsim de böyle geçsin dememeliyiz diyorum. Biz hepimiz gayret göstermeliyiz diye düşünüyorum. Son olarak da şunu söyleyeyim bu hususta. Özellikle ilk dört madde konusunda, yani herkes, cümle alem, dünya şunu bilsin ki devletin bayrağı, devletin dili, devletin başkenti, üniter yapısı konusunda zaten hiç kimse değişsin demiyor. Zaten bunların değişmesini isteyen Büyük Birlik Partisi'nin de hışmına uğrar. Yani bunu da herkesin bu şekilde bilmesini arzu ediyorum. Tabii seçim kanunuyla ilgili, seçim yasasıyla ilgili de biz başından beri hep demokratik bir tavır sergiledik. Ve bu demokratik tavrımızın sonucu da bugün de aynısını söylüyoruz. Biz tam demokratik bir siyasi parti yasası ve seçim kanunu istiyoruz. Bu konuda çok açığız, çok netiz, barajsız, amasız, fakatsız bir seçim kanunu istediğimizi bir kere daha burada da vurgulamak istiyorum. Sizlere de ve Sayın Genel Başkanımıza da heyetine de teşekkür ediyorum. Değerli basın mensupları, Sayın Destici, yani Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı ve değerli arkadaşlarına ziyaretleri sebebiyle en derin teşekkürlerimi sunuyorum. Hoş geldiler, sefa getirdiler. Kendisinin de sizlerle paylaştığı gibi çok bizim açımızdan istifade ettiğimiz görüş alışverişinde bulunduk. Sayın Erdoğan'ın ortaya koyduğu anayasa teklifine dair veya anayasa yapacağız sözüne dair kendi görüşlerini bizimle paylaştılar. Başka konularda da görüş alışverişinde bulunduk. Ve gerçekten ben şahsen istifade ettim. Benim arkadaşlarım da aynı noktada. Şimdi biz de İyi Parti olarak, hatta İyi Parti kurulmazdan evvel ben şahsen 2010 anayasa değişikliğine hayır demiş ve onun için cidden iyi çalışmış kendine göre bir insanım. 2017 anayasa değişikliğine dair referandumda da gene o zaman partimiz yoktu. Şahsen iyi çalışmaya gayret etmiş bir insanım. Türkiye'de yeni anayasa belki hukuki manada sorunlu olabilir de sıfırdan anayasa. Onu hukukçu olmadığım için bir şey diyemeyeceğim. Çünkü ilk dört maddesine zaten dokunulması, değiştirilmesi, tartışılması mümkün olmadığına dair Sayın Destici ile aynı sayfadayız. Partilerimiz de o konuda aynı sayfada. Dolayısıyla öyle baktığınız zaman işte 1921, 1924, 1960, 1982 arada yapılan değişiklikler vesaire anayasaların ortak bir noktası var. Darbeler döneminde yapılanlar da dahil olmak üzere bu dört maddeyle alakalı hiç kimse oraya elini uzatmamış. Şimdi biz bugün Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi diye sunulan ama bizim partili Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi dediğimiz her şeyin bir şahsın iki dudağı arasında sıkıştırıldığı ve 2017'de ekonomik manada, hukuki manada Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin hızlı kararı alması gibi konularda uçacaktık, aşacaktık, kaçacaktık.
bunların olmadığını ve Türkiye'nin sıkıştığını gördüğümüz için iyileştirmiş, güçlendirmiş parlamenter sistem diye bir tarifle oraya, yani geçmişin getirdiği vesayet odaklarının da ortadan kaldırıldığı, Türkiye bu vesayet sistemi ruh halinden, zihniyetinden bir türlü kurtulamadı. O vesayet odaklarının siyasetin içine, yönetimin içine elini burnunu sokmadığı ve gerçekten demokrasinin, hukukun, adaletin tesis edildiği, şeffaflığın, liyakat sisteminin, hesap verilebilirliğin tesis edildiği bir sistemi öneriyoruz. Ve bunun peşinde de epeydir çalışıyoruz. Şimdi yeni Sayın Erdoğan'ın yeni anayasa teklifinin içinde ne var ne yok biz bilmiyoruz. Dolayısıyla Sayın Destici ön yargısız bakın her şeye dedi bize. O ön yargı konusuna katılıyorum kendisinin ön yargısız dediği konuya. Biz birbirimize ön yargılı olmamalıyız. Sayın Destici ve arkadaşlarının, yani Büyük Birlik Partisi'nde bir özelliği var. Hem Cumhur İttifakı'nın ortaklarıyla iletişim kurma imkanına sahip, o sistem içinde yer aldığı için, hem de Millet İttifakı'nın bileşenleriyle irtibat kurma imkanına sahip. Evet. Bu açıdan bu tutumu ve bu pozisyonu da çok Türkiye açısından önemli buluyorum. Bugün bizimle görüştü. Bildiğim kadarıyla önümüzdeki hafta Cumhuriyet Halk Partisi ile görüşecek. Yani diğer partilerle. Ben bildiğim kısmını söylüyorum. Her siyasi partiyle görüşebilme imkanına sahip. Şimdi böyle olunca bu önemli bir pozisyondur. Bu pozisyonun muhafazası Türkiye açısından da önemlidir. Bunu paylaşmak isterim. Dediğim gibi tam böyle Sayın Kılıçdaroğlu'nun darbeci olduğu, Türkiye'de FETÖ'cülerin şöyle olduğu, böyle olduğu bir ters, gene gerilimli dönemde bir memleket masası önermiştim Sayın Erdoğan'a. Topla herkesi, ister şeyle topla, tek tek topla, ister o masanın etrafında topla. Anayasa vesaire görüşmek anlamında değildi benim söylediğim. Çok sıkışmıştı Türkiye'nin ekonomisi, pandemi vardı, pandemi, ekonomi artı dış politika, Libya ve Suriye gibi konularla ilgili olarak herkes, siyasi partiler çalışma yapıyor, onları aktarsınlar sizlere demiştim. Ve Büyük Birlik Partisi'ni özellikle saymıştım. Mesela ilginç bir şekilde Sayın Erdoğan'ın arkadaşlarından değil ama küçük ve minik ortak tarafından neredeyse oklandım. Yani bir kurşun sıkmadılar. O vaziyete geçti. Şimdi bunu niçin söylüyorum? Sayın Destici'nin bu ziyaretleri belki Türkiye'nin bu diş sıkarak birbiriyle konuşan gruplarının dişlerini açmasına sebep olur. Ziyaretiniz için çok teşekkür ediyorum. Çok kıymetli bizim için. Tekrar teşekkür ederim arkadaşlarınıza da, size de. Hoş geldiniz, şeref getirdiniz. HDP ile görüşmemiz söz konusu değil. Oradaki tavrımız net. Çünkü biz terörle iltisakı olan, terörün partisi olduğu açık bir şekilde bilinen bir partiyle bizim görüşmemiz söz konusu değil. Eğer terörle aralarına mesafe koyarlar, PKK'yı, PYD'yi terör örgütü olarak ilan ederler, ülkenin, milletin birliğinin yanında dururlarsa bizim kimseyle şahsi bir problemimiz yok. Bizim davamız millet davası, bizim de davamız devlet davası, ülke davası. Evet. Ama HDP dışındaki hemen hemen bütün partilerimizle, ister Cumhur İttifakı cephesinde olsun, ister Millet İttifakı cephesinde olsun, ister yeni kurulan siyasi partilerimiz olsun, hemen hemen hepsiyle inşallah bu zaman dilimi içerisinde görüşeceğiz. Peki, evet. Ben de teşekkür ederim. Teşekkürler. Buyurun. Çok memnun oldum. Teşekkür ederim. Bugün beni ayrı ziyaret ettim.